Yedin bitirdin kendini be Kiraz. Ya ne yapayım Sadık? Ne diyeyim? Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor. Ya hayır, Kenan Bey'in, Aliye Hanım'ın gerçeği bilmeye hakkı var. Ya gidip söyleyeyim diyorum. Dilimin ucuna kadar geliyor ama... kadının hali hal değil ki. Ya en başından beri ben sana ne diyorum Kiraz? Bak başımıza bela alacağız. Ya ben şimdi... nasıl bakarım o insanların yüzüne? Nasıl yaşarım böyle? Sen diyorsun ki bana üç maymun oyna. Yok, ben yapamam. Ya o insanların yüzüne baka baka yalan diyemem. Yalan söyleyen sen değilsin ki Kiraz. Bilip de söylemezsek yalan diyen şeytan kadar suçlu sayılırız ama. Tamam. Hadi, hadi git söyle. Ben de öyle diyorum. Gideyim bir çırpı da anlatayım diyorum ama... Aması ne Kiraz? Olacaklardan korkuyorum. O cadının bize yapacaklarından. Ya Kiraz, yeter ama. Sen bu konuyu çok abarttın. Sadık, böyle deme bari. Bak Kiraz, başımıza bela alacağız. Bu konuyu unut. Lütfen unut diyorum. Neden varmış bunlar ya? Sen benim içimde neler yaşanıyor biliyor musun? Ya biraz benim yanımda olsan, bana destek olsan ne olur? Ben diyeceğimi dedim biraz. Neden bahsediyor bunlar ya? Ya sen ne ara bu kadar vurdum duymaz oldun? Bağırma, bağırma. Bir duyan olacak. Bak başımıza bela alacağız biraz. Şu bildiğin her şeyi unutacaksın. Unutacaksın! Sadık, çık dışarı. Hayırdır Kiraz? Niye tartışıyordunuz? Yok bir şey. Yani hiç. Karı koca arasında işte bazen olur öyle. Sadık sana kulağın üstüne yatacaksın dedi. Niye böyle bir şey söyledi? Köyde komşular bizim hakkımızda ileri geri konuşmuşlar. Ben de üzüldüm. Sadık da üzülme, duyma onları dedi. İnsan ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını bilmeli değil mi Kiraz? Öyle ulu orta konuşup kimsenin canını sıkmamalı. Durduk yere ortalığı karıştırmamalı. Haksız mıyım? Haklısınız. Eskiden çok konuşup dedikodu yapanlara ne yaparlarmış biliyor musun? Dikkat et Kiraz. Dikkat et. Thank you.
Simitçi! Taze simit! Evet, simitçi! Sıcak sıcak! Taze simit! Simitçi! Var mı isteyen? Simitçi! Simitçi! Taze taze! Sıcak simit! Var mı isteyen? Simitçi! Taze simit! Sıcak sıcak! Var mı isteyen? Simitçi! Sıcak sıcak! Taze simit! Taze simit! Sıcak sıcak! Simitçi, taze simit, sıcak sıcak, simitçi, taze simit. Kızım, bak üşümüşsündür. Anne sana at gördü. Olduğunu biliyordum. Anneciğim neredeysen gel artık. Bak annen sana at gördü. Üşümüşsündür. Hem elin ayağın da buz gibidir senin şimdi. Gel de annesini ısıtsın yavrum. Çayları demleyeyim de içsin kızcağız, helak oldu vallahi. Melek? Melek? Şu mumu yak da önümüzü görelim be Hüseyin. Oh. Ay aramadığımız yer kalmadı. Ayaklarıma karasular indi vallahi. Keşke bırakmasaydım tek başına ya. Başka zaman dibinden ayrılmıyordun. Şimdi niye yalnız giriyorsun bakkala? Alsaydın ya onu da yanına. Ne bileyim Nurten, ne bileyim ya. Düşünemedim işte, bir an boşluğuma geldi. Ay bir kere düşünme Muhsin. Bir kere de düşünme. Of kafasız mısın? Of. Sen de üzüldün değil mi şimdi? Meğer işten içe seviyormuşsun. Aman küçücük çocuk, bu soğukta, sokaklarda. Üzüldüm işte, ne bileyim. Ah be aşık, neredesin? Ne yapıyorsun şimdi ya? Kahretsin, başımıza konan talih kurşunu kaçırdık elimizden. Melek, bahçeye de yok. Zeynep'i uyandırıp söylemem lazım. Zeynep. Zeynep neredeydin sen? Ne oluyor ya? Melek neredeydin sen? Çok merak ettik. Abla, dışarı mı çıktın sen? Miden ağrıyor diye aktara gittim. Bir geldim Melek yok. Seni uyandırayım dedim ama zil çaldı. Ben de hiç fark etmemişim.
Ablacığım niye bize haber vermeden çıkıyorsun dışarıya? Kızıma bakmaya gittim ben. Bak, bakın ne buldum. Kızımın tokası bu. Ben buldum onu. Kızımın tokası bu. Buldum ben onu. Parkta buldum. Ne oldu? Her çocukta olabilecek bir toka işte. Ah yavrum benim. Herhalde parkta koşarken falan düşürdü öyle. Tokası bu. Parkta buldum ben onu. Oynarken falan düşürmüş herhalde. Onun bu. Zeynep'ciğim, papatya çayı hazırladım sana. Ablacığım zahmet etmişsin ama canım hiç istemiyor ki. Aa, olur mu canım? Hadi iç. Miden iyi gelir. Peki sağ ol. Şifa olsun hayatım. Parkta buldum ben onu. Buldum ben onu. Kızımın tokası bu. Ben oraya gideceğim, bakacağım kızıma. Bulacağım onu. Melek, sakin ol ne olur. Yok, ben gideceğim, kızımı alacağım onu. Şimdi alacağım onu. Abla. Melek, otur şöyle hadi. Melek. Ama hava da karardı hep. Yavrum bu havada, karanlıkta beni mi bekleyecekken ben gidip bulayım onu değil mi? Bulayım ben yavrumu, gideyim alayım onu ben. Melek tamam, tamam hadi sakin ol. Hadi otur, hadi. Zeynep, ay yine midem bulandı. Geçti abla, iyi miyim? Hayır, gerçekten anlamadım. Midene iyi gelsin diye aldım. Aktar da iyi gelir dedi ama ne oldu şimdi anlayamadım ki. Yok, yok önemli değil. Geçer herhalde bir iki güne. Zeynep, yoksa sen... Demek bulantılar ondanmış. Hadi gidelim. Hadi parka gidelim, kızımı alalım hadi. Yavrumu alayım ben. Hadi. Abla. Ya otur şöyle lütfen. Ama Elif. Gidelim buralardan Sadık. Köyümüze dönelim. O kadın yaşatmaz bizi burada. Ya bir sakin ol Kiraz. Nasıl sakin olayım Sadık? Ya kadın beni tehdit etti diyorum. Ben burada can derdine düşmüşüm. Sen sakin ol diyorsun ya. Ya bu kadın sana tam olarak ne dedi? Konuştuğumuz her şeyi duymuş. Sadık niye sen kulağının arkasına yat dedi diye sordu. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Köyden millet dedikodu çıkarmış, Sadık da üzülme dedi dedim. İnandı mı ya? İnanır mı be? Şeytan o şeytan. Yok insan ne zaman konuşup ne zaman susacağını bilmeliymiş. Yok ben ortalık karıştırıyormuşum falan filan işte. Doğru demiş.
Sen de ortalığı karıştırmayı ver ya. Sadık, sen ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Kadın bana bıçak çekti, bıçak. Yok artık. Ne bıçağı? Saçmalama Kiraz. O kadın deli diyorum sana, deli. Vallahi yaşatmaz bizi. Uykusunda bu arada mı? Gidelim Sadık. Ya öyle hadi ince nereye gideriz Kiraz? Bura bizim ekmek kapımız. O ekmekler benim boğazımda dizim dizim diziliyor ama. Dur hele dur. Sabahullah hayrola. Hadi şimdi uyuyalım. O gerizekalı Kiraz. Serdar'la beni gerçekten duyduysa. Neyse. Ona bugünlük bu kadar korku yeter. Anne. Ne oldu Tuğçe? Öğretmen bir ödev verdi. Ama zorlanıyorum. Yardım eder misin? Tuğçe, sen çok uğraşmamışsındır. Ben seni biliyorum. Ya anne, hayır ya. Uğraştım ama yapamadım. E kızım, sen artık koca kız oldun. Ödevlerini yapman lazım. Ya anne ya. Ne olur yardım et. Ödevlerimi yapmadan mı gideyim okula? Şimdi Cansu kesin yapmıştır ödevlerini. Of Tuğçe, of. Tamam hadi getir. Yaşasın. Hemen geliyorum anneciğim. Ne yapacağım ben? Necdet yarın öbür gün uyanıp hastaneden çıkıp boşanma dilekçesini gördüğü zaman ne diyeceğim ben ona? Vallahi mahveder beni. Bittim ben ya. Bittim. Ya ben Necdet'i çok seviyorum. Ondan boşanmak da istemiyorum. Bir insan nasıl bu kadar vicdansız olabilir? Üstelik kızı olacak bir de. Hadi beni bırak. Ya babasının mutluluğu bile umurunda değil ki bunun. E sen de eline koz vermeseydin Gonca. Selim'in kaçmasına müsaade etmek ne demek ya? Sen başından ne kadar daha böyle gardiyan gibi dikilmeyi düşünüyorsun Erkut? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ne söyleyip de kandırdı seni? Ne diyorsun ya? Kesin Zeynep'i kullandı değil mi? Hatta dur. İkinizi bir araya getirme sözü verdi. Sen de hemen inandın değil mi Erkut? Ya Gonca, başlama gene kafamı ütülemeye ya. Erkut, sen aklı başında zeki bir adamsın. Arzu'nun böyle boş vaatlere nasıl inanıyorsun hala aklım almıyor. Ya tamam Gonca ya, sen kendi işine bak. Bırak beni düşünmeyi. Bak Erkut, benim Selim'le birlikte olmam ne kadar imkansızsa... ...senin de Zeynep'le birlikte olmam aynı derecede imkansız. Anlasana artık bunu ya. Ya bak, bu kadın bizimle oyun oynuyor. İkimizi de parmağında oynatıyor. Görmüyor musun bunu ya? Ya tamam Gonca ya. Neyse ne. Bana ne yapacağımı öğretme. Zeynep yumuşak kalbini tabii. Arzu da bunu biliyor. Seni de tepe tepe kullanıyor. Ya Gonca yeter. Yemin ediyorum kafamı şişirdin ya. Tamam ya. Demek hamilesin Zeynep. Ay çok sevindim senin adına. Evdekiler ne dedi? Sevinmişlerdir. Selim nasıl oldu? Mutlu oldu mu duyunca? Yok, ben daha kimseye bir şey söylemedim. Aa, neden? Bu saklanacak bir şey değil ki. Yani daha yeni öğrendim zaten Tülay abla. Bir iki gün oldu. Hayır canım, bunun iki günü beş günü mü olur? Bence hemen söylemelisin. Veysel geldi. Tülay abla, ne olursun daha babama bir şey söyleme, olur mu? Peki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murat'cığım. Hoş bulduk Tülay abla. Geç içeri Murat, geç. Hoş geldin abla. Hayırdır? Hiç. Öyle Melek ablanın yanında olayım dedim. Ha, anladım. Murat, Sakarya nasıldı?
Sakarya. Ha, iyiydi, iyiydi ya. Hallettik sağ salim her işi. İyi bari. Baba. Selim'i görebildin mi? Nerede kızım ya, nerede? Ya abla, olan biteni duydum. Çok üzüldüm gerçekten, babam söyledi. Sağ ol Murat. Baba, ben anlamadım şimdi. Selim'i görmeye gittin mi, gitmedin mi? Gittim kızım ya, gitmez olur muyum? İçeri giremedim. Görüş saati mi değilmiş, ne? Öyle bir şey işte. Anladım. Neyse, yarın iyileşirsen kendin gidersin görmeye. Bugün nasılsın? Daha iyisin inşallah. İdare eder. Tülay'ım, ne yaptın? Kızıma iyi bakabildin mi? Onu Zeynep'e sormak lazım. Biraz midesini üşütmüş ama... şimdi gayet iyi. Thank you.
geldi Sadık. Sadık, kalk. Ne oluyor ya sabah sabah? Sabah gecesi yok Sadık. Haydi kalk, kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Sadık, kalk. Önce her şeyi anlatacağız. Sonra da gideceğiz buralardan. Hadi kalk. Lan be abla. Ne oldu yine sabah sabah alelacele çağırdın beni buraya? İşim gücüm var benim ya. Ay kızım. Önemli dedik ya. Allah. Al bak. Al şu gazeteyi. Oku. Ne o? Magazin haberlerine mi çıktın? Aa! Bu kız. Eniştemin eve getirdiği kız. Hmm, bak. Ta kendisi. Kayıp mıymış? Kız sana ne kayıp mıymış, mayıp mıymış? Sen altındaki yazıyı okusana. Kız bulana büyük ödül diyor. Ya gördün mü? Bu kız pırlanta, pırlanta. Var ya, biz bunu bir bulursak 7 sülalemiz doyar be. Hayatımız kurtulur. Bulursak ne demek abla? Kız nerede? Ah, bir bilsen. Ayşegül! 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 Şükürler olsun Allah'ıma. Seni bana bağışladı. Seni bir an bulamayacağım diye o kadar çok korktum ki. Ayşegül. Donmuşsun Ayşegül. Ayşegül kalk hadi. Hadi gidelim Ayşegül. Gel. Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül kendine gel. Hadi Ayşegül. Ayşegül. Karanın kokusunu aldın ya. Bak senin de için kıpır kıpır oldu görüyor musun? E abla kim olsa böyle bir fırsatı kaçırmak istemez. Ah kız Muhsin şu velede bir bulsa da şu kapıdan şöyle el ele girdiklerini bir görsem ya başka bir şey istemiyorum. Abla kız çıkıp biz mi arasak? Bak demedi deme iş enişteme kalırsa yandık ha. Ay, doğru söylüyorsun kız. Herkesten önce bizim bulmamız lazım onu. Hasta haliyle biz uğraştık beledi. O parayı bizim almamız lazım. E hadi kalk gidelim o zaman. He. Dur bir dakika dur. İlk önce ben şunu şöyle bir ayırayım da. Ondan sonra gidelim. Hadi yürü gidelim. Ayşegül, Allah'ım yardım et yarabbim. Soğuk, çok üşüyorum, çok üşüyorum. Kızım, konuştun. Allah'ım şükürler olsun bana bağışladın onu. Çok üşüyorum. Isıtacağım ben seni kızım. Dayan tamam mı? Dayan, iyileşeceksin. Merak etme. Eniştem nerede kaybetmiş çocuğu? Ay işte dedim ya. Şu okulun yanındaki bakkala girmiş, sonra bir çıkmış yok. Ah enişte, ah bu enişte. Ya böyle değerli bir çocuk tek başına bırakılır mı hiç? Kızım ben size dedim, çıt kırıldımın teki o. Paşa çocuğu ikide bir ateşi çıkar, hastalanır. E abla, görmedin mi halı yıkarken fırçayı elinin ucuyla tutuyordu? Demek ki bilmiyor, alışık değil. Ha, onun elini sıcak sudan soğuk suya sokmamışlardır mutlaka. Kız kim bilir nasıl bir evde yaşıyordu velet. Abla, adı da Elif'miş. Gazetede öyle yazıyordu ya. Kız bu ben Ayşegül değilim de demedi. Hatırlamıyor demek ki. Kız bu çocuk kaza falan geçirmiş olmasın? Neyse, biz önce o veledi bulalım da ondan sonra öğreniriz her şeyi. Onu bir anasına babasına kavuşturalım. Ondan sonra biz de şu paralara kavuşalım ha. Ay inşallah kız, inşallah.
paraları saymak için önce çocuğu bulmak lazım. Hadi hızlan. Zeynep, sen hiçbir şey yemiyorsun. Olmaz ama böyle. Abla canım istemiyor. Yani midem almıyor. Zeynepciğim ne demek midem almıyor? Kızım sen iki canlısın. Az da olsa yemen lazım. Hadi. Hay benim aklıma. Gebe kıza çay koyulur mu hiç? Dur ben sana süt isteyeyim. Ha bekle. Öyle kuru kuru yeme kızım. Tamam. Abla hiç gerek yok. Gerçekten yani midem. Hadi Sadık hadi şunları da ver. Bir an önce gidelim buradan. Bir an önce. Ya biz böyle toplanıyoruz ama şöyle sakin bir kafayla düşünsek miydi ya? Daha nesini düşüneceğiz Sadık? Kenan Bey'e kızına bu koskoca aileye bunları eden kadın bize neler etmez? Orası öyle de elde yok avuçta yok. Ne yapacağız gittiğimizde? Ne yapalım? Belki aç kalacağız. Ama canımızdan kıymetli mi be Sadık? Of of! Neden böyle oldu ki? Ya o kadın her şeyi bildiğimizi anladı. Dün bana öyle bir baktı ki. Ay Allah korusun. Bak Sadık. Buradan şimdi ya kendi ayaklarımızla çıkarız. Ya da o arzu cadısı bizi kefenle çıkarttırır. Kandırmış diyorum ya. Herkesi kandırmış. Koskoca Kenan Bey'e başkasının evladını kendi çocuğuymuş gibi sevdirmiş. Hadi Sadık hadi. Son görevimizi yerine getirelim. Ondan sonra da kazasız belasız gidelim buradan. Öyle mi olacaktı be? Fena oldu be. Eve bak. Kocaman. Pek güzel. Ama... İşi de bitmez buranın değil mi Sadık? Müştemilat o tarafta. Orada kalacağız. Vallahi Sadık'ım Allah gümüş kapıyı kapaysa altın kapıyı açarmış. Hayırlı başımız varmış baksana. Yürü hadi yürü. Önce bir hanıma görünelim ondan sonra sevinirsin. Sen Kiraz'la tanışmadın değil mi? Yok anne. Şimdi ilk kez görüyorum. Kiraz yeni aşçımız. Sadık Bey'in de hanımı. Evet biliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim cümlemize. Sadık pek bir bahsetti sizden. Pek hayırlı insanlar dedi. Dediği kadar varmış valla. Hoş geldiniz. Artık burası sizin de eviniz. Allah sizden razı olsun. Thank you.
Ah yavrum, burada mı uyudun sen? Allah'ım sen yardım et bize. Hepimiz dağıldık, perişan olduk. Kenan, oğlum. Ne oldu anne? Hadi kalk oğlum, iki büklüm kalmışsın. Sabaha kadar uyku tutmadı. Sonra da dalmışım. Ah yavrum benim. Ben de dakikaları saydım. Sabah olsun da gün ışısın diye. Hadi oğlum, bir iki lokma bir şeye de. Bari sen ayakta kal. Sen yanımda ol. Aliye Hanım. Evet Kiraz. Aliye Hanım, bizim size bir diyeceğimiz var. Söyle Kiraz. İçine sinmedi değil mi? Gördün mü bak, daha şimdiden evladına kıyamıyorsun. Zeynep, sen çok iyi bir anne olacaksın. Belli ki tek sıkıntın mide bulantısı değil. Seninle mi sıkılıyorsun bu kadar? Aslında biraz iyileşsen Selim'i ziyarete giderdik. Hem moral olur adama. Müjdeli haberi verirdin ha? Ay Zeynep ne kadar sevinir. Abla, yani konuştuk daha önce bunları. Şimdilik kimseye bir şey söylemeyeceğim. Zeynep neden bu kadar inat ediyorsun? Selim kim bilir orada ne haldedir? Hem bir bebeği olacağını öğrense daha dik durur. Hayata karşı daha çok bağlanır. Ya olmaz abla, söyleyememişti. Bu bebek senin olduğu kadar Selim'in de Zeynep. Sen nasıl onun annesisin, Selim de onun babası. Hem biliyorsun Aliye Hanım yakın bir zamanda torununu kaybetti. Ve Selim de hapiste. Perişan haldeler. Senin bebeğin herkese, tüm aileye umut olur. Yani fena mı olur ha? Abla ısrar etme ne olursun. Söyleyemem işte, söyleyemem. Niye söyleyemezsin Zeynep? Hayır yani bilmediğimiz bir şey mi var? Zeynep? Söyleyemem. Çünkü ben evi terk ettim. Ne demek evi terk ettim? Hamile olduğumu öğrenmeden önce Selim'le tartıştık. Ben de evi terk ettim işte. Daha Selim'le doğru düzgün konuşamadan bir bebeğimizin olacağını nasıl söylerim? Zeynep, bir bebeğinin olacağını bilmesem tamam, kafanı toparla dinlen derdim. Ama henüz doğmamış bir bebeği ailesinden ayırmak doğru olur mu ha? Tülay abla, birazcık zamana ihtiyacım var. Ne olursun anla beni. Yani bilmiyorum, belki de yanlış bir şey yapıyorum. Kafam çok karışık. Tamam, tamam. Üzme hayatım sen canını. Ben şu sofrayı toplayayım. Aliye Hanım, Kenan Bey, biz sizi çok severiz, bilirsiniz. Bugüne kadar bize hiç kötü söz söylemediniz. Hiç kalbimizi kırmadınız. Kiraz, ne diyorsun Allah aşkına? Ben buraya gelirken çok dua ettim. Allah'ım, karşımıza iyi yürekli, vicdanlı insanları çıkart dedim. Çok şükür öyle de oldu. Ne yapsak biz bunun hakkını ödeyemeyiz. Kiraz, bunları söylemek için mi geldin? Ne geveleyip duruyorsun? Ne diyeceksen söyle kızım.
Evet, Kiraz Sadık. Ne oluyor? Aliye Hanım, ben bir şey duydum. Zeynep arıyor. Hayrolsun sabahın bu saatinde. Alo, Zeynep, kızım. İyi misin? Aliye Hanım, merhabalar. Ben Tülay. Zeynep'in babasının eşi. Aa, Tülay Hanım. Ben Zeynep'in telefonu görünce... Ne oldu? Zeynep'e bir şey mi oldu yoksa? Aliye Hanım, biliyorsunuz Zeynep bizim yanımızda. Ama durumu pek iyi değil. Ne oldu? Nesi var Zeynep'in? Anne, ne olmuş? Selim'e de çok üzülüyor. İyi de ayrılmamışlar. Kahroluyor kızcağız. İyice süzüldü. Yemeden içmeden kesildi. Buradan giderken de kötüydü. Başı dönüyordu, midesi bulanıyordu. Her şeyi içine atıyor. Kimseye hiçbir şey söylemiyor. Daha kötü olacak diye korkuyorum Aliye Hanım. Ah yavrum. Hep aklım ondaydı zaten. Evladımın emaneti o bana. İyi ki aradınız Tülay Hanım. Biz geliyoruz. Hemen geliyoruz. Zeynep, bunu karnındaki bebek için yaptım. Anne, ne olmuş söylesene. Kenan, hemen Zeynep'e gidiyoruz. Hiç iyi değilmiş, bize ihtiyacı var. Tamam anne, hadi çıkalım hemen. Kiraz, bizim çıkmamız lazım. Daha sonra konuşuruz kızım. Söyleyemedik Sadık. Ne yapacağız? Bravo. Gerçekten bravo.